Selamlar. Assassin's Creed Unity yeni bir bölüm. Hoş geldiniz. Öncelikle Bonjour diyen arkadaştan her şeyi bir fullemek istiyorum. Onun harici zaman kaybetmeden göreve geçeceğim. Görevleri seviyoruz ve görev şehrin ta öbür ucunda. Bakış noktasına hızlı gidiş yapamıyoruz. Peki. Taksi çağırsak acaba? Hızlı seyahat. 30 FPS ile kayıt alıyoruz. Bilgisayarımızın performansına maalesef saçma sapan bir düşüş oldu. Isındığı için diye düşündüm. Altına bir tane fan taktım ama yine de pek etkilemedi. 30 FPS takılmadan, donmadan oynayabiliyoruz. Ancak çözünürlüğümüz oldukça düşük. Çok fazla düşürülebiliyor. Ancak ben yine sizin telefonla izlediğinizi ve standart bir YouTube ekranından izlediğinizi varsayarsam olayları anlayabileceğiniz şekilde izleyebilmenizi tercih ettim. Yani akıcı bir görüntü ve görüntü kalitesi de çok düşük değil. Sanırım böyle daha çok işinize gelir. Şimdi GTA'dan alıştığım için sürekli harita için ESC'ye basıyorum. Görev bu tarafta. Ben çok uzun süre oynamışım. GTA 5 oynadım bayağı. Ve sürekli ESC'ye basıp haritayı işaretlemeye, hani navigasyon işaretlemeye alışmışım. Sürekli elim oraya gidiyor. Otomatik olarak. Bu arada inşallah benim sesim kaydoluyordur diyerekten ses kontrolü yapmak istiyorum. Görünürde bir sıkıntı yok sanırım. Çık babacım. Çık baba, uç baba. Uç baba. Bu arada şunu fark ettim ki Logitech G230 kullanıcı deneyimi olarak size söyleyeyim. Gerçekten hala iyi. Yani. Ha, teknik olarak eskidi. Özellikle hani kablosunda falan bazı sıkıntılar çıkmaya başladı ama bayağı yapmışlar yani. 2 senedir falan kullanıyorum yaklaşık. Canavar. Bir şeyin iyisini alınca gerçekten iyi oluyor. Bunu kafanıza yazın. Paris 31 Mart 1791. Tam sohbet muhabbeti koyun ya. Şimdi bakın benim masaüstü bilgisayarım olsaydı elimin altında size hem yayın açar hem oyunu aynı anda kaydedebilirdim ama bu bilgisayarla kaydetmek bile sıkıntılı. Bekliyoruz bakalım. Demek ki bu arada nasılsınız? Özlediniz mi Assassin's Creed'i? 400 silahlı asil diyor. Enough. Söyle Arno. What did you learn from the silversmith? Bu arada spoiler vermek gibi olmasın, bizim baş düşmanımız aslında gümüş ustası denilebilir. Germain made that pin and others like it for a man named Lafreniere. Sure, certain. Bu arada çok ilginç, Fransa'da geçiyor ama herkes İngilizce konuşuyor. Find Monsieur Lafreniere. I have done so already, Monsieur. He is no threat. What are you saying, Pespart? I had a lead on Lafreniere. I followed it, and I killed him. What the hell were you thinking? How dare you defy the truth? Next time you circumvent the council, I'll bring you a new arsehole. Biz kimi öldürdük ya? Hatırlamıyorum. It is not your place to choose your own targets. You should have reported your findings to us. Forgive me, Mentor. I believed I had found the man who ordered Monsieur de la Serre's murder. When I discovered further evidence that suggested he was about to strike at the Brotherhood in force, I took action. Allah Allah. Believed? Suggested? I am no longer certain of Lafreniere's motivations. In his memories,
saw him writing the letter that would have warned Monsieur de la Serre of his betrayal. When he spoke of his impending attack, he mentioned a club in the Marais, not one of our safe houses. What do you make of this? I cannot say. I would like to investigate further. I don't like this. The boy is a gifted assassin, but I fear he's obsessed with a private vendetta. Let another follow this lead. We don't have time. Whatever Lafreniere was planning, it happens tonight. He did ask permission this time, Guillaume. Ah. Go then, see what you can learn. But no more rash action. Hm? Yes, Mentor. Maya. Bayağı güzel fırçaydı yani. Ben bu sahneyi bir yerde hatırlıyorum. Sanki böyle küçükken ben de böyle bir şeyler yemişim gibi. Bayağı geçirdiler abi yani. 190 metre. Hotel de Bowies. My friend, ben gidiyorum Pampa. Şuradan bir kısa çıkış vardı, oradan bir gideyim. Şu bizim otele çıkan direkt. Pampa direkt çık ya. Ara sahneler nasıldı bu oyunda? Hatırlayamadım ama yükleniyor. Deniyor. Günün birinde millet böyle bir bilgisayarım olacak diye düşünüyorum ki bu bekleme sahnesinde tek atacağız. Tışın çat. Şuradan nereye çıktık biz ya? Hiç hatırlamıyorum. Bizim şeyin içi. Yağmur mu yağıyor? Niye yağmur sesi gelmedi? Burada ben gelirleri toplayayım mı? Toplamayayım, zaten yeterince param var. Sonra direkt göreve gidelim. Gerçekten en son ne oldu ne bitti hatırlamıyorum. Bu arada şey uzak mı hedef? Uzaksa fast travel kullanalım diyecektim. Babacım karşıya nasıl geçeriz? Şuradan geçeriz bence. Bu görüntü niye bu kadar karanlık ve kasvetli acaba? Hoppa, kasma yavrum. Cibili. Şak. 40 FPS güzel. 40 46 50 ama çıldırıyoruz. Rekora mı koşuyoruz yoksa? 50 60 gördüm bak. Gökyüzüne bakınca 60 görüyoruz. İşin saçma yanı gökyüzü aydınlık, aşağısı karanlık. Güneşin ışıkları ve şey yapmıyor. Varmıyor herhalde buraya. Burada bir görev vardı, yaptık mı acaba? Oyunu daha önce bir kere bitirdim. Yeniden sizlerle birlikte bitiriyoruz. Hırsız varmış Pampa. Hayır. Daha fazla multiplayer görev olmaz. Bu salak mı lan bu herif? Mal mı lan bu adam? Yemiydim gerizek. Şu adam sabri hareketiyle tuttuk. Akıllı ol, adamın aklını alırız moduyla da yukarı mı çıkacağız? Babacım, şarapçı olmuşsunuz siz de, gece gündüz sokakta içiyorsunuz, bir evinize gidin ya. Bu arada Assassin's Creed ve Syndicate'e neden aynı anda başladım bilmiyorum ama ben Syndicate'e başladığımda Syndicate yeni çıkmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Ama seri benim başıma kaldı, çekemediğim için. Çünkü sınav dönemindeydim. Ve iki oyunu da hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. Olabildiğince hızlı. This is the place. What was Lafreniere so interested in? Get him upstairs quickly. Babacım olay nedir ya? Çözelim baba. Aha, yavşak herif. Latouche. Bence sıra Latouche'da ya. Latouche çok yavşaklık yaptı bize. Tamam babacım, şimdi görev. Bu mu görev? Buraya gitmek. Gideriz ama ne olacak? Latouche'u bul. Latouche'u öldüreceğiz büyük ihtimalle. Giriyor muyuz baba?
Ebesin ama ya. Oha, ne kastı be. Bir saniye, şimdi 2, 3, 4, 5. Deletme bıçağı. Silah vardı, kontroller atamaya çalışıyorum. Şu şey neydi? Ses bombasıymış. Bir de bir şey merak ettim. Ben bu oyunu normalde niye kontrolörle oynamıyorum şu an? Ben bu oyunu kontrolörle oynuyordum. Seçenekler, kontroller. Evet. Sola git, sağa git, depar, eğilme, atlama, saldırı, etkileşim. Bomba at, kartal görüşü, can iksiri kullan, Q. Doldur, R, yeteneği kullan, Z. Hayret bıçak falan filan. Ha, şu controller'daki şu hareketleri normal tuşlarla yapabiliyoruz ama controller'la bu aslında controller oyun yani bu oyunu klavye mouse oynamak çok saçma. Aslına bakarsak ama yapacak bir şey de yok. Sniper Elite. Geçmiş olsun kardeşim. Aha, ikincisi varmış lan. Yağmalayamıyor muyuz? Orada hala canlı bir arkadaş var. Bizim altımızda mı acaba? Ha. Üstümüzde mi? Ya. İlginç. At var. Şu görevleri birazcık uzatıyorum galiba ya. Çok mu detay iniyorum anlamadım ki ben. Kartal görüşünü bir açayım. Hepsi spotlansın babacım. Üste başka herif var mı? Yok. Nereden gelebiliriz? Oradan gelebiliriz. Okay. O zaman şuradan balkondan atlıyorum içeri. Hayırlı olsun. Zaten ölümsüz gibi bir şeyiz yani. Şu halimizde. Bakalım. Kontrollere alışmak lazım. Sen bir kafayı ye dayı. Sen bir çıldır. Ben de orada şurada seni izleyeceğim. Dal pampa. Dal ona dal. Sen de ona dal. Ben de şu adam şeylerini söndüreceğim. Bitir işini. Geç işinden. Bu arada bu zehirleme şeysini attıktan sonra oha içeride bekleyenlerin hepsi sarıya atacağız. Eğer delirttikten sonra içlerinden birini öldürürseniz size saldırıyorlar. For example şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela ona delirttik. O da delirdi şu an. O birazdan bitecek çünkü. Bu arada hiç birbirini öldüremedi ya. Allah Allah. Aa o da delirdi. Isırdı herhalde. Abicim bir biriniz ölün gözünü seveyim. Herifler 50 level boss heriflerin hepsi ya. Yemin ediyorum heriflerin hepsi boss çıktı. Ha öldü biri şükür. Bir tane daha ölsün. Yalnız kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kişi. Hiçbirine dokunmadan hepsini öldüreceğim ya.
İşte çılgınlık budur ya. Hiç içeride birileri var mı? Yok, herkes de aşağıymış aslında. Aa, da oradan iniyor. Gelmeye çalışıyordu oradan. Ama size bak. Var, yeni birini vurayım. Aa, bu da gitti. Çok eğlenceli ya. Bunu da şöyle izlemek. Assassin'in kuralı bu. Ah, yeni tane iki kişi. Vur pampa. Bu zehirlenenler niye silah kullanamıyor acaba? Oradan da biri geldi. Güzel. İçerideki ruh hastası hala koşmaya çalışıyor mu? Evet, salak. Alın size bak. Buckcraft aynen oynayacak. Şimdi. Hayalet bıçağıyla öldürsem. Herhalde bir şey olmaz. Etkilemedi lan. Bayağı oyundaki yapay zekayı görüyoruz şu an yani. Bir şaka olmalı abi. Herif geliyor bak. Oyundaki mükemmel yapay zeka. Bu kadar iyi bir yapay zekayı nasıl yapmışlar ya? Birazcık hayalet bıçağı kasalım. O arada şurayı vurabilir miyim acaba? O salak da beni göremez ki. Hem bir öl dayı. Hayalet bıçağı, bunlardan zaten çıkmaz hayalet bıçağı ya. Boşuna şey yapmayalım artık, biraz daha gürültülü işlerde şey edeceğiz. Latuş. Abi kimse yok. Hepsi dışarı çıkmış ya. Böyle bir aptallık olabilir mi? Etkileşim. Marifetlerimizi. Oha. Gösterelim birazcık. Bir saniye. Sen çıkar mısın? Çık. Gel şuraya. Karakter özelleştirme, yetenekler. Gizlilik. Lockpick 2. Lockpick 2. Var mı puan? 3 6 ile açılıyormuş. Açamıyoruz. Okay. O zaman hiç uğraşmam babacığım. Şimdi şurada muhafız var mı? Bak, ben bunu o zaman kendim öldürsem de olur. Babacım sen böl. Geçmiş olsun. Tamamdır. Şu merdivenlerden yukarı. Bir saniye, ben bu görevi atılıyorum. Evet, yukarı çıkacağız. Latuş reis buralarda değil. Zaten. Burada da pek biri yok zaten, değil mi? Hani yok artık. Geri zekalıların hepsi aynı anda geldiği için aşağıya. Toplam binada 10 tane muhafız vardı. Çoğunu öldürdük zaten. Ha, burada herif. Latuş burada pampa. Etrafında da kimse yok zaten. Katta bir kişi var. O da artık yok. Evet. Latuş reis. Biraz elini çabuk tutarsan. Seçkin çırak. İleriydi bakın. Çırak. Seçkin olduk artık. Biz seçkin bir insanız. Bu arada bundan önceki bölümü izlemenizi tavsiye ediyorum. Assassin's Creed bölümünü. Efsane abi.
Bayağı 20 dakikada falan aşırı zor bir görevi geçtik. Çok biliyordun geri zekalı, madem korusaydın patronunu. Harbiden sıçan yani bu. Hadi yürü babacım, yürü. Yürü artist, yürü. Normalde bu görevi geçmek için buraya böyle dolaplar falan koymuşlar. Çok adam var ya saldırırsın falan diye. Bizim aptal sistemde bak, geri zekalı bak bu. Babacım geçmiş olsun. Nasıl fark etti lan? Abi yukarı çıkıyormuş ya. Siktir ya. Tövbe estağfurullah. Baştan başlatmayacak inşallah. Yukarı çıkmış, çıkıyormuş. Ben nereden bileyim yukarı çıkacağını ya. Bölgede alarm çanı var. Yok yok, yokum ben, yokum. Yokum yok. Yokum. Yokum diyorum, Allah Allah. Allah'tan çok geriden başlatmadı. Aslında sindikete geri getirmişler. Bunda yok. Islık çalamıyorsun. Çok saçma. Herif tam yanından geçiyor. Sorun yok. Ve geri zekalıca bütün askerler geri geldi. Hiçbir işe yaramadı gelmem. Atış yukarı çıkmış. Tamam, şu kapıdan gireceğiz işte. Şuradan çıkmalıyım bence. Aha. Yürümüyor ki herif. Yürüsene babacım. Ha, tamam. Takip et et nereye kadar ya. Ya şu bahçeye bak ya. Full dolu, alarm orada. Kim kimi vurdu? Şu görev bitsin de gidelim. Bu kadar mıydı görev? Aha. Geri zekalar orada şey ederken. Ben şuraya gireyim. Babacım ben buradan duyuyorum konuşmaları ya. Öf, illaki içeri sokacaksınız beni. Kapıdan dinlesin işte, ne olacak? Kapıdan dinlesin. Kimse yok mu burada? Altta da kimse yok. Burada da kimse yok. Bunlar bu katta. Burası yer altına gidiyorsun. Ha, okey. Anladım. Demek ki kapının altından dinlemek yerine buradaki geri zekalı yerden şey yapacağız. Bu arada şu kapıyı açmıştım onun önceki denememde. Salak bir şekilde buradan da dinleniyor. Cami sabah gerektirir dostum. Eğer dünya yeniden düzenlemeden önce Paris alamazsak, ay çekmesi gerekiyorsa öyle olsun falan. Latuş reis. Alttan vur gitsin ya, boşuna şey yapma. Patience. Respectfully, Grandmaster. Patience is well and fine.
But the longer we wait, the greater the chance of discovery. Well, the assassins already found Sivert and the Wadetun. Oh, Sivert and Loire already served their purpose. Their destruction, while inconvenient, is no obstacle. Kardeş, kara kalpaklı reis. Baş artık yani boss en büyük kötü ve kendisi önden spoiler'ı vereyim size gümüşçü, gümüş ustası. Biz bundan önceki bölüm gümüş ustasını kurtardığımız zaman numara yaptı. Yani orada bir adamı vurdu ve aman tanrım adam öldürdüm falan dedi, aslında baş katil yani adam. Geleni geçeni kesen herif o yani. Hebesin şeysi ama he. Oha. Ben kaçacağım ya ağzını kırayım. Bütün bossları doldurmuşlar buraya. Vur şuradan. Şimdi kaç. Şimdi kavga edin ora pampa. Hadi yiyin birbirinize. Beni görme ama. Beni görme, tamam mı? Böyle yapsam görmez mi? Derdi. Heh. Ağzı kırayım. Öldü bunlar. Yok o zaman. Yani öldüreceğiz. Seni de öldüreceğiz. Seni de öldüreceğiz yani. Zaten silah tek atıyor. Herkes şüphelendi. Gel. Gel. İniyor mu aşağı? Gelen giden yok. Buradan sıksam geçer mi acaba? Kolizyon var mı şeyin arasında? Babacım hiç tehlike atamam. Babacım kapacak, kaçacak delik. Aha. Kurtuluşum. Hadi. Değil. Dış kapı değilmiş. Boşver. Şuradan çık. Buraya niye bölüm merdiven koymuşlar onu bilmiyorum ama. Çık buradan. Çık pampa. Lan niye böyle bir merdiven var? Hadi. Atla şuraya bir yere atla. Ağzını kırayım. Ha, üst kat. Vaş. Güzel. Durdurun. Ha, kaçamaz. Açık kapı, pencere yok mu bir şey? Pampa birazcık adam öldürüyorum ama. Sor yani. Oh! Hiç uğraşamam. Alırım. Böyle vururum böyle. Sis atma 3 yaparım yani herkese. Üst kattan geldim. Üst kattan da giderim babacığım. Nerede benim açık kapım? Burada. Niye böyle bir şey yaptım ben? Hırsızın ağzını anasını avradığını eşekler kontiklesin. Bayan hırsızdan ben gidiyorum. Kaçamıyorum ben. Hatta hırsızı mı yakalasın? Ya da boş ver. Oh, görevi de yaptım. Mükemmel. Skill'lerimi de aldım. Yukarıda çıkayım.
ucube bir evin içinde. Ya aslında çok güzel detaylar var. Mesela bu da fakirliği vurgulamışlar burada. Korkma pampa, bir şey yok. Assassin'im ben. Sadece şu ana kadar 2500 kişi falan öldürdüm yani. Bir şey yok. Korkma lan. Neyse millet. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.